çok denizsin, kutsal bir şehirsin. Bizim için ise apayrı bir yerin var. Sen bizim ilk kıblemizsin. Hazreti İbrahim'in eşi Sare ile uğradığı ve kabrinin bulunduğu mekansın. Hazreti İshak'ın yaşadığı, Hazreti Yakup'un evlat hasretiyle gözlerini kaybettiği, Hazreti Yusuf'un doğup büyüdüğü şehirsin. Hazreti Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp götürdüğü Filistin topraklarının merkezisin. Hazreti Davut'un fethederek başkent yaptığı şehirsin. Hayvanların dilinden anlayıp cinlere emir veren, Müslümanların ilk kıblesini inşa ettiren Hazreti Süleyman'ın diyarısın. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiği, insanları hak dine davet ettiği ve göğe yükseldiği şehirsin. Nihayetinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miras mucizesinin gerçekleştiği mübarek beldesin. Peygamber Efendimizin İsra mucizesinde Burak'a binip Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten Arş-ı Ala'ya yolculuk yaptığı yersin. Kudüs, İsra mucizesinin ikinci durağı, Miraç mucizesinin ise birinci durağısın. Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırdığı yersin. Kudüs, Müslümanlar için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra fazileti bakımından üçüncü büyük mescit olarak kabul edilen, Mescid-i Aksa'ya sahiplik eden kutsal bir mekansın. Kudüs, Hazreti Ömer'in Hristiyanların elinden tekrar aldığı, eteklerinde taş taşıyıp Resulullah'ın ayak izlerini aradığı, işçilerle beraber çalışıp mescid imar ettiği şehirsin. Selahaddin Eyyubi'nin fethi edilene kadar adeta bir mecnun gibi dolaştığı, yemeği ve uyumayı unuttuğu, çadırda kalıp gülmeyi kendine haram kıldığı mübarek beldesin. Kudüs, ey kadim şehir! Şimdilerde ise tam da bu topraklarda İsrail'in insanlık dışı zulmüne uğruyorsun. Kadın çocuk demeden tüm dünyanın önünde soykırılma uğratılmak istenen ey mübarek belde! Tarihte ne bir eşi ne de benzeri bulunan bu soykırıma dur diyoruz. Haydi insanlık! Haydi dünya! Zulme sessiz kalma! سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnını koydu. Sanki bir yer altında çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebini. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren kız üstüydü. Bellidir kutsallığın şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Gelin uykulardan kör geceler eder. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bir becelerden. Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
gökten yağmur yağmur yağacak renkler, dama hoş kokacak otlar çiçekler, ardından bitmeyen mutlu gerçekler, bir sabah gelecek kardan aydınlık, ardından bitmeyen mutlu gerçekler, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Anamıza çocuklar uyurken, sessiz olurmuş, uyurken değil. Evet, şu anda sesimizi çıkarmanın, en sesli şekilde haykırmanın tam zamanı. Daha dün Ukrayna'da bir çocuk, bir kadın haksızlığa zulme uğradığında bütün dünya ayağa kalkarken, bugün Filistin'de çocuklar, günahsız çocuklar, sadece onlar artık uyuyamıyorlar zaten. Sessiz olmak için vakit çok, çok yanlış, çok geç. Onlar artık uyuyamıyor. Çünkü sabahtan akşama, akşamdan sabaha gece onlarca defa arttırarak bombalar altında, o sesler altında geceyi geçiriyorlar. Hayır, şunun yanlış anlaşılmasın. Ne Ukrayna'da insanlar ölsün, ne dünyanın diğer bir yanında insanlar haksızlığa uğrasın. Ama Filistin'de de, Orta Doğu'da da, bütün İslam aleminde de insanlar haksız yere ölmesin. Haksızlığa uğramasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah ahiret gününde hiç olmadı ya Rab şunu yapabildik diyerek o ölen şehit olan Filistinlilerin karşısında boynumuz büyük olsa çıkıp biz sizin için bari bağırabildik. Sessiz kalanlar için de sesimizi çıkarabildik diyebiliriz. Programa katılan, programı hazırlayan bütün öğretmen ve öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah...